Merhaba arkadaşlar, ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda pirinçli domates yemeği var. Yapımı oldukça kolay, az malzemeli, bol lezzetli, güzel bir yaz yemeği. Hatta diyet yemeği olarak da kullanabileceğiniz çok hafif, güzel bir yemek. Oldukça da lezzetli. Hemen yapımına başlayalım. Önce malzemeler, 1 kilo domates kullandım. Yanına bir tane de yeşil domates koydum. Yeşil domates olmasa da olur ama olunca çok güzel oluyor. Soğan, yeşil biber, pirinç, zeytinyağı, tuz, toz şeker ve karabiber. Bütün malzemeler bu kadar. Ayrıntılı bir şekilde aşağıya yazacağım. Oradan görebilirsiniz malzemeleri. Ve soğanı doğramakla başlayalım. Küçük küçük yemeklik doğruyorum. Eğer kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olursunuz. Görüşleriniz ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Ve beğenip paylaşırsanız da beni sevindirirsiniz. Evet, biberleri ve domatesleri de küçük küçük yine doğruyorum. Yeşil domates ayrı bir güzellik katıyor. Eğer varsa yeşil domates, özellikle sonbaharda pazarlarda bulunuyor yeşil domates. Eklerseniz çok daha güzel, lezzetli bir yemek oluyor. Domatesleri de soyarak yine küp küp doğruyorum. Muhakkak doğrayalım, kabuklarını ayıralım. Çünkü kabuğuyla beraber güzel olmuyor. Kabuklar gözüküyor yemeğin içinde. Hoş olmuyor o da. Evet, bütün malzemelerimizi hazırladık. Artık ocağın başına geçebiliriz. Tencereme zeytinyağı alıyorum ve üzerine de soğanları ekleyip şöyle bir sararıp ölünceye kadar kavuracağım. Ve üzerine de biberlerle yeşil domatesi ekliyorum. Onu da şöyle bir çevireceğim. Birkaç dakikada onunla beraber kavrulsun. Birazcık yumuşasın domatesler ve biberler. Ve en son üzerine artık domatesleri ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatacağım. Kapağı kapalı bir şekilde şöyle 4-5 dakika kadar pişireceğim. Domatesler biraz yumuşayıp hafifçe sulandığı zaman diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet, görüyorsunuz domatesler yumuşamış, biraz da sulanmış. Artık bu aşamadan sonra pirincini ekleyebiliriz. Pirinç ben yarım çay bardağı koydum. Hani pirinci çok fazla tutmayalım. Çünkü bu sefer yemek gibi değil de pilav gibi oluyor. Biraz tadı kaçıyor tabi o zaman. Tuz ve toz şekeri ekliyorum. Tuz tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. Ben yemekleri genellikle az tuzlu yapıyorum. Yine bir tatlı kaşığı kadar toz şeker. Toz şeker de o domatesin ekşimsi, o kekremsi tadını alacak ve güzel, hoş bir tat verecek. Ve baharat olarak sadece karabiber kullanıyorum. Çünkü domates o kadar lezzetli oluyor ki başka bir baharatla tatlandırmaya hiç ihtiyacı olmuyor. Ve bir bardağa yakın da su ekledim. Çok sulu bir yemeğimiz olmayacak. Hafif sulu. Hani çorba gibi değil, pilav gibi de değil. Hafif orta sulu bir yemeğimiz olacak. Ve pişmeye bırakıyorum ağır ateşte. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika kadar pişirdim. Ve tam bakın yemeğimiz olması gerektiği gibi hafif sulu, kıvamlı bir yemek oldu. Yemeğimiz artık hazır. Ağzını kapatacağım. Bir süre dinlenmeye alacağım ve dinlendikten sonra artık servis yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.
Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.